Herkese merhaba. Acil Kes'in ikinci bölümüyle inme ve trombolizi konuşacağız. Karşınızdayız. Yine aynı beşli. Melis, İbrahim, Emre, Emir ve ben, Can. Bugün dediğim gibi tromboliz pratikte karşımızda acil serviste nasıl çıkıyor? Bundan biraz bahsetmek istiyoruz. Önce ben ortaya böyle bir soruyu atayım. Sizce tromboliz ne kadar kesin bir tedavi, ne kadar tartışmalı bir tedavi? Ne dersiniz? Bir atlasın. Ben her zaman gibi topu göğüslerini ilk adam olarak topu göğüslerini. Hocam al bize pas at sonra. Abi ısıt bizi. Şimdi tromboliz tartışmalı bir konu değil aslında. İlk başlangıcında ülkemiz için konuşuyorum. Eskişehir pilot bölge olarak başladı Necim'deki yayınlardan sonra. İşte erken dönemde neler yapabiliriz? Birazcık daha seçici hastalardan. Birazcık da artık yaş spektrumunu arttırdığımız, ilacı daha kolay kullanabildiğimiz ve daha fazla acilde ulaşabildiğimiz bir hale geldi. 3 saat dediler, 4,5 saatte seçilmiş hastalar dediler. Aa bunu 6 saatte de yapar mıyız acaba dediler. Mekanik trombektomi çıktı, ilaçla beraber trombektomi çıktı. Bu girişimi yapan kişi sayısı arttı. Yani girişimsel radyologlardan birazcık da nörologlara geçmeye başladı. O yüzden istediğimiz kadar çok değil ama pek çok merkezde yapılabiliyor. Kendi adıma çalıştığım yerlerde çok şanslıydım. Gittiğim her yerde trombektomiler, trombolitikler, böyle su olup akan kliniklerden geçtiğim için çok keyifli tecrübelerim oldu diyebiliriz. Sizlerin çalıştığı yerlerde trombektomi veya trombolitiği böyle kolayca, hızlıca, acilde kullanma gibi tecrübeleriniz çok sık oldu mu? Valla ben Melis'le Emir ve ben aşağı yukarı aynı yerlerden geçtiğimiz için o konuyla ilgili bilgimiz çok ama İbrahim sen ne dersin? Bir şeyler yani, söylemek ister misin? Yani şeyde asistanlığımda aldığım yerde de bizde de vardı. Yani biz de stroke merkeziydik. Öyle olduğu için hani çok defa acil serviste uygulamasına da denk geldik. Yani nörologlarla birlikte uyguluyorduk. Yani nörolojiyle konuşup onlarla mutabık kalındıktan sonra ilk uygulaması acil serviste yapılıp daha sonra nörolojiye devrediyorduk hastaları. Onun için benim de tecrübem oldu. Ama şu an çalıştığım yerde yani ilçe hastanesinde uygulamıyoruz. Peki bir yere gönderiyor musunuz hastaları? Evet. Yani? Evet. Yani yani nöroloji bizde şey icap şeklinde merkezden, şehrin merkezinden uzaktan işte görüntülerle konuşuyoruz ve eğer hani trombektomi veya trombolitik indikasyonu varsa ona göre yani genelde nörolog hastanede o an fiziksel olarak bulunsa bile ilk uygulamayı orada yapmadan sevk edildiği merkezde yapmayı tercih ediyorlar. Özellikle orada bir komplikasyon veya yolda bir komplikasyondan çekindikleri için. Peki aslında tam da değinmek istediğim şeyler bunun gibi şeyler. Yani trombolitik verme vermeme indikasyonları çok açık değil mi? Yani her kitapta, evet, her kılavuzda yazıyor. Ama evet, hani bunu niye verebiliyoruz, niye veremiyoruz? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Her şeyden önce yani mesela acile giren her hastada hep düşünüyor musunuz tromboliti? Yani her hastadayken tabii ki stroke'tan inmeden bahsediyoruz. İnmeyle başvuran, zaman aralığı uyan her hastada hepiniz düşünüyor musunuz? Evet, aslında bizde mesela süre tutuyorsa bizde mesela şöyle oluyor işlem. Hastanın telezan bulgusu var. İnme düşünülüyor. Sürede bahsettiğimiz Emir'in dediği gibi 0-6 saate kadar o aralıkta bir süre olduğunu düşünüyorsak hemen bir hastada görüntülemeyi hemen yapıp hani iskemik inme tanısını netleştirmeye çalışıyoruz. Ama hani bizde şöyle bir problem oluyor bazen. Genel yaş skalası arttığı için artık hastalarda böbrek yetmezliği de genelde olan hastalar oluyor. Bir anda bir ikilem oluyor. Acaba şimdi kraniyel BT çekiliyor. Sonrasında da BT anjiyomuz da var. MR uzun süre olduğu ve randevulu olduğu için genelde erteleniyor. Hani bu tür durumda şöyle, orada bir kontrastla alakalı bir sıkıntı oluyor. Ben birkaç yerde okuduğumda hani BT anjiyo çekilen hastalarda hani kraniyel serkal BT anjiyo için genelde kontrast nefropatisi düşük riskte diyorlar.
Öyle olunca görüntülemede şey varsa, iskemi düşündüren bulgu varsa, öyle tezden bulgusu da aslında iskemi düşündürecek düzeydeyse bizde aslında veriliyor. Bu yönden ben de biraz şanslı yerde olduğumu düşünüyorum. Çünkü o hastaların o çabuk süre düzelmesini gördüğüm hastalar mevcut. Güzel bir duygu yani o, ama bizde sıkıntı şu oluyor. Acil serviste o yoğunlukta bizim kırmızı alanımızda verilirken takibinde dikkat ettiğimiz şeyler, tansiyonu, şekeri, hastanın sürekli muayene olması lazım. Kontrol muayeneleri gerekiyor. Bu yönden nörolojiden destek alıyoruz ama yine de hani zorlandığımız zamanlar oluyor. Çünkü bunu veriyoruz. Güzel, iyi bir şey. Onamını falan her şeyini bu arada nöroloji alıyor. Onlarla biz şey yaptık, biz sadece order kısmıyla ilgileniyoruz. O kısmında, yani takip kısmında biz biraz zorlanıyoruz ve hasta infüzyon tedavisini aldıktan sonra inme ünitesi konusunda bizim hastanemizde sıkıntı var. Biz de evet inme merkeziyiz ama yani tam böyle inme merkezi ben şahsi kendi adıma diyeceğim diyemiyorum. Çünkü hastanede inme hastalarını takip edebilecek yatak sayısı da yeterli değil. Gerek nöroloji normalde yatış bekleyen, gerekse de inme adına bekleyen hastalar çok. Hani o açıdan bizde talep çok verme yönünde ama takip konusunda sıkıntı da çok aynı oranda. Aslında çok önemli bir şey söylüyorsun. Yani bu durumda trombolitik verip acilde bekletmek hastaları konusunda hani duruş nedir burada? Yani şunu sormaya çalışıyorum. Yatak yok. Kesinlikle sevk edemeyeceğinizi biliyorsunuz. Hasta endikasyon dahilinde kendi yakınınız, hadi abartayım iyice, dramatik etikle değerleri olabilir, bertaraf gerçekten edeyim. Olabilen şey. Verir misin, şimdi, vermez misin? Şimdi şöyle, aslında bu konu birazcık net ama biz acilciler birazcık da verme eğilimliyiz. Sanki hani her bir ilaç nörolog ve acilcinin buluşmasıyla verilen bir şey olmadığını tüm dinleyenler arkadaşlarımız aslında söylememiz lazım. Belirli inme ünitesi, yoğun bakımı nöroloğu gerekirse beyin cerrahisi gibi hani komplikasyona müdahale gibi, edecek işte, insan lazım. Tabii dekompresyon yapmaları gerekecekleri ortamın sağlayan belirli merkezlerde verilebilen bir tedavi yöntemi. Bunu söylemek zorundayız. Yani hani birazcık daha MI hastalarında hani verelim gönderelim, yolda yapalım gönderelim istiyoruz. Ama MI'daki gibi kriterler böyle çok geniş değil. Birazcık daha sıkı endikasyonlar. Onu unutmamak lazım. Trombolitik endikasyonu birazcık daha sıkı. Ve belirli bir merkez özelliklerine sahip olmamız gerekiyor. Belirli merkez özelliklerine sahipsek, işte yoğun bakımımız varsa, işte gerekli komplikasyonu karşılayacak cerrahımız varsa, yatabileceği bir işte inme ünitesi varsa, evet o zaman vermek gerekiyor ama gene bunu takip edecek nörologla beraber evet, çalışmak gerekiyor. Buradaki sorun asıl bizim herhalde istenilen sürece o zaman ulaşamamızı sağlıyor. Bence evet. Emre'nin söylediği güzel, doğru şeyler ama buradaki bana göre endikasyon acil varsa ve acilcinin dediği gibi Emre'nin, biz her zaman verme taraftarıyız. Çünkü hastanın kötü olsa da ne yapacağımızı biliyoruz. Diğer kliniklerin birazcık bana göre acilde hastayı bırakmasının da ya da bizde en azından öyle olmasının sebebi biraz yer olmaması birinci sebep. Ama iki, hastaya bir şey olsa zaten acilciler onu her yönden toparlayacaktır düşüncesi de var. Yani aslında Emre güzel söyledi. Kriterleri karşılama dedi ama bana göre hani acilin olması, bir de o order'ı verebilecek acilcinin olması sanki Türkiye şartlarındaki kriter gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Ama işte hepinizin eminim okumuş olduğu stroke kılavuzlarının hepsinde söylenen şey yani bu MI'nin aksine biraz daha farklı. MI'de çünkü trombolitik tek başına da tedavi olur. Gerçi inmede de tek başına tedavi olur ama mutlaka bütün komplikasyonları tamamıyla yönetebileceğim bir merkezde olması lazım. Sebepleri çok fazla bunun. Bir kere en önemlisi herhalde beyin hücresinin ölüm hızı birkaç dakikayken miyokard hücresi daha uzun süre yaşayabiliyor aslında. Kritik şeylerden biri bu. O penumbrayı, iskemik alanı kurtarmak için çok kritik bir muhtemelen bir arter kan kateteriyle sıkı kan basıncı takibinden işte karbondioksit takibine kadar bir sürü şeyi yapman gerekiyor ki o nöroprotektif olarak o dokuyu kurtarabilelim. Ve üzerine de trombolitik kanarsa Emre de dedi, hepiniz dedi. Yani bir cerrah olsun ki onu dekompres edebilsin. Yani bunlar aslında biraz
bilmiyorum, cengaver olmamanın gerektiği durumlardan biri sanki. O yüzden sordum, hani mesela bir yakınınız geldi, bir yere sevk edemeyeceksiniz, yine de verir misiniz? Aslında şunu sormak istiyorum. Nis skoru hesaplıyor musunuz veya ne yapıyorsunuz? Abi şöyle, yani biz de mesela şu an çalıştığım yerde, periferde, bir kere yani hastanede herkesin en azından şöyle bir şey var. Acil serviste çalışan pratisyenlerin de, işte orada bizim de. Yani kapıdan girdi, tamam, bunun acaba trombolitik trombektomiye uyar mı diye bir düşünce herkesin aklında var. Ona göre de hatta işte eğer 6 saatin içerisindeyse, ya biz hemen görüntülemesini hızlıca yapalım, başka bekleyen BT'ler, MR'lar varsa bile bir önce bunu hani araya alalım ki bu belki böyle bir imkan olacaksa onu gözden kaçırmayalım diye bir şeyimiz var. Ama mesela eski çalıştığımız yerde şöyle de bir sıkıntı oluyordu eğitim araştırma hastanesinde. Hani MR bizde kolay çekiliyordu. Ama yani beyin BT, difüzyon MR standart mesela bunu yapıyorduk ama bir yerden sonra şuna dönmüştü. Ya işte bir BT anjiyosunu da alalım. Ama işte BT anjiyo süreyi bazen çok uzatacak. Veya işte hastanın işte kanları çıkmayacak, o var bu var. Ya işte onu da görelim de ona göre yapalım gibi nörologlarla böyle mesela bir şey yaşamaya başlamıştık. Ya orada da kılavuzlarda evet, yani çekebiliyorsan hızlandırma, hızlı bir şekilde yapabileceksen yap diyor ama her zaman çok hızlı bir şekilde onu halletmek mümkün olmuyor veya hastanın o anki kliniği ona çok uygun olmayabiliyor. Bu tarz sıkıntılar yaşanabiliyordu. Yani şu anki bulunduğum yerde en azından insanlar hızlı bir şekilde, yani bu görüntüleme yapmamız gerektiğini farkındayız. Hızlı bir şekilde yapılıyor, hızlı bir şekilde danışılıyor. Ama orada en çok gördüğüm şey şu, hani biraz böyle mesela hasta yakını uyandığı zaman iyiydi, sonradan kötüleşti diyor ama işte acaba wake up stroke muydu, değil miydi gibi, böyle hani bizim biraz daha ya bu işte süreyi sağlıyor dediğimiz ama bazen işte konsültanların acaba sağlamıyor mudur dediği falan, böyle bir arada kalma şeyimiz olabiliyor. Tabii görüntüleme sonrasında sonuçta hani ADC karşıda oturmuş oturmamış, ona göre de bir hani gene de bir yorum yapma şansı olabiliyor ama ilk anda böyle bir ya wake up'tır bu mutlaka işte, ama ya işte sabah kalktığında iyiymiş falan, ya iyi miymiş gerçekten falan gibi, bu tarz şeylerde yaşıyoruz kendi aslında adına. Aslında tam bunu sormak istiyordum. Sizce sizin bakış açınızda acilci mi daha vermeye eğimli trombolizi, yoksa nörolog mu? Kim bahane buluyor? Kim işte işte tansiyon, kontraindikasyon eşikleri var ya, işte platelet sayısından tut da işte saatler. Mesela hani 6 saat 10 dakikaya verilmeli mi? 5 saat 45 dakikaya verilmemeli mi? Veya işte trombositi 50 binse hemen trombosit verebileceksen vermeli miyiz? Tansiyonu kontrol edip verip vermemeli miyiz? Sizce kim bunun önündeki engel? Acilci mi, nörolog mu? Veya siz ne düşünüyorsunuz? Kim olmalı? Veya bunun kapı bekçisi kim olmalı? Buna karar verecek kişi kim olmalı ya da? Kim takip edecek hastayı? Evet. Kim takip edecekse o bakmalı. Evet, aynı şeyi söyleyecek. Aslında bunu buna geldi. Çünkü hastayı kucağına bırakıyoruz adamın. İstemeyeceği bir tedaviyi, takip edemeyeceği bir tedavi vermemek lazım. Açılan konu aslında çok güzel. Yani şimdi kapı bekçisi deyince kapı görüntüleme zamanı ve kapı ilaç zamanı var. Şimdi Türkiye'de görüntüleme yapmak çok hızlı, kolay, bedava uçarcasına BT'ye hani geçerken çevirip BT'ye sokabildiğimiz için insanları. Bütün yaptığımız çalışmalarda ve Türkiye'deki diğer merkezlerde de gördüğüm kadarıyla herkes BT'ye çok hızlı bir şekilde girebiliyor. Evet. Çünkü ilk yaptığımız şey işte kanamış mı kanamamış mı BT'ye sokmalıyım hastayı diyoruz. MR çekilmesi, az önce İbrahim'in bahsettiği kısmı çok önemli. İşte MR çekilsin, işte BT anji olsun, bilmem ne olsun, bunların herhangi bir indikasyonu yok. Hastanın ya kılavuz çok açık, CT or MRI diyor. Yani eğer hastayı BT çekebilirsin ya da MR çekebilirsin. Asistanlığımda bir hastaya geldiğini 112'den öğrendikten sonra MR'ı boşalttırmış. 2 dakika içerisinde difüzyon MR çektirmiş. Monitörlü gözleme koydum ve nörola inat ettim. Dedim ki CT or MRI diye ben çektim senin MR'ı. Baktı baktı. Tamam verelim Emre. Hani kanasa gördük falan dedi. Verildi. Hasta toparladı. Şimdi bizim sorun, en büyük klinik sorunlarımızdan biri şu. BT çekiyoruz, bir de MR, MR çekiyoruz, bir de BT anjiyo, BT anjiyo çekiyoruz. Ya şimdi diyorlar kontrol MR kontrol var mısın? Aşağıya da BT çekiyoruz. İşte bazen o da oluyor. Kontrol MR istiyorlar. Kontrolün çeksen onu da kontrolün istiyorlar. Oturmuş kliniklerde, özellikle inmeyle ilgilenen kliniklerde bu tip uzatılmış işler olmuyor. Yani hastanın beyin BT'si çekiliyor ve trombolitik başlanıyor. Başka bir ek görüntüleme ihtiyacı,
ek bir şeye gerek yok. Hastanın skoru hesaplanmış, kliniği belli, kanaması yok, ilaç başlanıyor. Bundan sonra eğer ihtiyaç olursa işte trombektome gidecek, farklı bir endikasyonla komplikasyon gelişmiş mi diye check edilecekse, ditik alırken beta anjiyo gidiyordu. İzmir'deki bir ilme merkezinde, büyük bir üniversitede çalıştım. Kısmını anlatıyorum, 9 Eylül. Şu an çalıştığım yerde bir ilme merkezi. İlin hatta tek ilme merkezi üniversite haricinde. Bizde hasta geliyor, beyin beta çekiliyor, üzerine hemen beta anjiyo çekiliyor. Çünkü hani M1'de tıkanıklığı var mı, başka bir şey var mı diye gelişimsel nörolog görmek istiyor bunu. Konuşmamız gereken konulardan biri de bu. Yani hani tromboliti verecek miyiz, vermeyecek miyiz, plateletler diye açtığın konu çok önemli. Çünkü bütün asistanlığım boyunca bana tek bir şey öğretildi trombolitikle ilgili. Oturmuş pıhtıya verilmez. Yani eğer uzun zaman geçtiyse, işte kapak gibi başka problemler nedeniyle atmışsa, iyileştirmeyip kötüleştirme ihtimali var. O yüzden de bütün hastalarda fayda görmüyoruz trombolitik alan hastalığı. Burada çok önemli bir şey var. Aslında iskemik kalp hastalıkları ve nörolojik hastalıklardaki fark bu. Yani bir trombüs tıkıyor, bu kalpten de gelmiş olabilir. İskemik inmede daha önce vücutta var olan karotisteki bir plaktan da kopmuş olabilir. Dolayısıyla bu pıhtının yaşını bilmiyoruz. Ve ditik verdiğimizde pıhtının tıkadığı yerde oluşan inflamatuar reaksiyonla öncesinde veya sonrasındaki damar yapısını bozup kanamaya sebebiyet veriyoruz. Bu kanama da 18 saate kadar uzayabiliyor ve ölümle, katastrofik şeylerle sonuçlanabiliyor. Çok aslında kritik bir nokta. Buradan aslında ben görüntüleme ile ilgili çok güzel şeyler söyledim. Hani görüntüleme ile ilgili ne düşünüyorsunuz, ona geçeyim. BT anjiyo ile ilgili zaten neredeyse bütün durumlarda litik artı embolik trombektomi yaptığımız için aslında İzmir'deki merkezde söylediğin şey gayet makul bir şey. Ama siz mesela yalnızca BT ile karar veriyor musunuz? O dense MCA bulgusuna inanıyor musunuz? Kaç normal hastada dense MCA buldunuz? Gibi sorularla geleyim. Sizce difüzyon MR şart mı? Hastanenize fiyatı ne kadar biliyor musunuz? Gibi sorular. Öncelikle difüzyon MR'ın hiçbir indikasyonu yok bence. Yani CTOR MRI deniyor ama orada kastedilen MR büyük ihtimal konversiyon MR. Çok fazla çekmediği için kullanmıyoruz ama difüzyon MR'a gerek yok. Yani bir yerin difüzyonu zaten bozuk olduğunu klinik olarak bildikten sonra, hastanın da kanaması yoksa, yani kliniğe oturmuş bir hastaya ben katkıda bulunacağını düşünmüyorum. Yani tedavi modalitesini değiştirme ihtimali olduğunu düşünüyorum. İşte boşuna fantastik işler yapılıyor bazen. Şunu konuşmadık. Hani ne yapıyoruz kısmını konuştuk. Evet, BT anjiyo çekiyoruz. İşte BT çekiyoruz. Maksimum bu ikisini yapıyoruz genelde. Çoğu klinik bunları yapar. Bazen işte difüzyon MR çekip işte subakut mu diye görmeye çalışan klinikler de gördüm, manası olmasın, ama biz neyi yapmıyoruz? Bence bütün kliniklerde şu an en büyük eksiğimiz perfüzyon. Perfüzyon görüntülemesi perinumbranın, yani kurtarılabilir alanın varlığını gösterip bizim tedavi modellerimiz çok ciddi değiştirilebilir. Evet, ama az önce bahsettiğimiz acayip pahalı bir şey. Nerede var? Evet. Kim yorumlayacak? Yani aslında yorumlaması çok zor değil. Ben de bu konu için biraz okurken baktım nasıl yorumlanıyor. Çok kolay aslında ama yani acayip fiyatlardan bahsediyoruz. Evet. Ya aslında buradaki bir bununla ilgili şey katılmıştık İstanbul'da bir toplantıya. Oradaki radyolog diyor ki bu bir yazılım. Yazılım ne kadar iyiyse yani çocuğun okuyacağı kolaylığa kadar getirebiliyor perfüzyon görüntülemesini. Benim merkezimde çekilebiliyor ama radyologlarımız biz okumuyoruz. Dış alım yapılıyor radyoloji içinde diyor. Hani biz BT'lerimiz dış hizmetle aldığımız için çekilebilen ama okunamayan bir teknik olduğu için kullanılmıyor benim merkezimde. Bence para burada daha önemli bir durum. Daha önemli. Evet. Türkiye'de belki görüntülemeler daha şey olabilir ya. Çok ucuz. Elimiz Türkiye'de kolay gidiyor olabilir. Evet. Türkiye'de çok ucuz. Yani bu BT perfüzyonla ilgili zaten son yazılarda da hepiniz biliyorsunuzdur. O wake up stroke hikayesinde de öyleydi ya. Yani aslında tromboliz süresi 24 saate kadar uzayabiliyor. Yani 24 saat sonunda BT anjiyo, BT perfüzyon çekip kurtarılabilir beyin dokusu görüldüğü takdirde aslında verilebiliyor litik gibi laflar ve çalışmalar var. Aslında heyecan verici şeyler. Dolayısıyla hani neyin ne kadar kolateral dolaşımlarla veya başka faktörlerle ölmeden kurtarılabilir olduğunu görmek için muazzam bir metot.
Ama ne kadar ulaşılabilir bilmiyorum yani. İngiltere'de yok mesela. Onu söyleyebilirim. Sizde şey var mı abi? Ambulansta BT. O da yok. Mesela o. O İngiltere'deki sağlık sistemi biraz fazla fiyat öncelemeli. Yani tedavi masraflarının minimumda olup maksimum hastayı kurtarmayı amaçladıkları bir sistemdi. Sadece BT çekiliyor. Difüzyon MRI ve normal MRI de çekilmiyor. Perfüzyon zaten çekilmiyor. Sadece BT artı klinik ödemin Emre'nin söylediği gibi litik başlanıyor ve hastalar şeye hasuya olması yani, gereken de o. Olması gereken. Karar verirken sonuçta hastanın o tedavi kararı alamayacağını varsayarak konuşuyorum. Birinci derece yakını ve mevcut işte acil nörolog ve gerekirse yoğun bakım hekimlerini görüşerek hastanın onamıyla yapılması gerekiyor. Öyle düşünmek lazım. Hı hı. İmkanınız yoksa, yoğun bakımınız yoksa, takip edecek nöroloğunuz yoksa zaten elinize mızrağı alıp değirmenlere doğru koşmanın çok bir manası yok. İmkanın olduğu yerde yapmak çok önemli. Çünkü komplikasyonu karşılayamayacağınız herhangi bir gelişmeye başlamanız da medikolegal olarak sadece evet. Kanama olarak değil, medikolegal olarak da çok büyük sıkıntı olacaktır. Bu hastaların üçte biri iyi oluyor. Üçte biri aynı kalıyor kabaca, üçte biri kötüleşiyor. Üçte ikisinde çok büyük bir sorun yaşamayacağız. Ama geri kalan, kötüleşecek olan üçte birlikte ki yatsınacak bir rakam değil bence. Birazcık daha dikkatli olmak lazım. Yani ortak bir çözüm, ortak bir tedavi olanağı sağlamak lazım. Diğer yani benim burada, yani buna katılacak mısınız bilmiyorum. Biraz İngiltere'de çalışmaya başladıktan sonra konuyla ilgili fikirlerimde bazı değişmeler var. Türkiye'de hep acil tıpçılar, siz biraz önce dördünüzde kanıtladınız. Acil tıpçılar trombolitik verme konusunda veririz abi çekeriz ilacı basarız falan filan gibi bir böyle bir gaza gelmiş halde belki davranırken. Evet sen doğru ama sonuçta beraber de çalıştık biliyorum yani olanları. Neyse burada mesela İngiltere'de acil tıpçılar çok konservatifler ve bu 12-13 tane hani çalışma sonucunda stroka tromboliz verme kanıt düzeyinin sebebi olan bu çalışmaların yeterli ikna edici olarak bulmuyorlar. Dolayısıyla nörologlar biraz daha gaz haldeler. Verelim tabii verelim. Nasıl olsa biz takip edeceğiz. Verelim şeklinde bakıyorlar. Bizde bir stroke ünitesi var. Yani stroke ünitesi yanlış oldu. Stroke takımı var. Acil servise gelen bütün stroke'lar veya triyajda yakalanmışsa da hemşire arkadaşlar soruyorlar kaç saattir böyle falan. Direkt bir stroke call veriliyor ve hastaneye anonslar yana yakıla işte kırmızı alanda stroke var falan gibi. Oraya bir acil tıp uzmanı veya işte kıdemlisi diyeyim. Bir stroke uzmanı veya kıdemlisi ve bir stroke hemşiresi geliyor ve işte bütün karar verilme orada yapılıyor. İşte acil tıp doktorunun orada olmasının sebebi aslında biraz önce bahsettiğimiz o kontraindikasyonlar, uzun listeyi gözden geçirmek ve bu klinik tablonun bir inme taklidi eden bir durum mu? Hani stroke mimikleri dedikleri o durumlardan biri olup olmadığına karar vermek, işte sepsis onun tedavisini başlamak ve ortak bir kararla tamam bu bir stroke hastasıdır, inme hastasıdır ve biz buna bu tedavi verelim mi vermeyelim mi buna karar vermek. Ondan sonra hemen görüntülenmesinin ayarlanması ve işte kapı iğne zamanının minimuma çekilmesi şeklinde gelişiyor. Düşünce trenimi çok fena kaçırdım ama ben bir şey soracaktım size. Ne diye girdim ben bu konuya? Neyse abi. Nörologlar daha gazlı. Evet. Nörologlar verme konusunda daha heyecanlılar. Sizin böyle meslektaşlarınız var mı veya siz ne düşünüyorsunuz? Mesela Emre şimdiye kadar söyledikleri de trombolitik tedavisine ikna olmuş vaziyette. Siz de öyle mi düşünüyorsunuz? Yani sizce kesin siyah beyaz bir tedavi mi değil mi? Niye? Abi benim genel olarak hani fikrim hani bir hocamızın sözüydü. Hani acilin sensitivitesi yüksek olur. İşte kardiyoloğun spesifitesi yüksek olur gibi. Yani bir şekilde hani sizin İngiltere'de uyguladığınız aslında o stroke call şeyini biz nasıl uyguluyoruz kendi adıma? Hani nöroloğa haber verme ve hastayı konsülte etme şeklinde ve hani böyle bir şey düşünür müsünüz? Bak bu hasta bu süreyi sağlıyor. Hani trombolitik ve trombektomi endikasyonu olabilir şeklinde konuşma şeklinde oluyor bizde en azından söyleyebileceğim. Ama acil ondan sonrası
sonuçta değil mi yani? Evet yani evet yani biz böyle bir şeyi teklif eden acilci oluyor ama ben sonuçta son kararın yine nörolog ve hani dediğiniz gibi takip edecek doktor tarafından verilmesinin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Hani bu cerrahi durumlarda da böyle. Hani hastaya bir girişim yapılmasını istiyor olabiliriz ama yani intrakraniyal kanamada sonuçta operasyona girip girmeyeceğini kararını beyin cerrahı veriyor. Çünkü sonrasındaki takibi veya işte o ameliyat yapacak olan kişi o. Onun gibi o uygulamada da hani biz verelim sonra takibini biz yapamayacaksak veya açıkçası çok defa hani her nöbetimizde asistanlıkta da belki 2-3 kere böyle trombolitik uygulandığına denk geldim. Ama sonrasındaki takiplerini sorulup öğrendiğim birkaç vaka dışında bilmiyorum. Yani nasıl bir komplikasyon gelişiyor, ne kadar dramatik gidiyor. Gerçekten hani sonuçta kötü sonlananlar da oluyor bunlardan. Hani bu konuda böyle bir tecrübem yok. Evet şu an trombolitik işte uygulanabiliyor, işte şu görüntülemeleri yapıyoruz gibi biliyorum uzmanlıkta da. Ama komplikasyon ne oluyordu, o olursa nasıl yöneteceğiz, ne yapacağız gibi bir şeyimiz çok fazla yok. O zaman öyle olduğu için buradan yine nörologlara soralım. bırakmak gerektiğini düşünüyorum. Kora Gazileri, hepiniz anlatın bakalım. Neler yaşadı, acillerde neler oluyor geceleri, üçlerde, dörtlerde başınıza gelen bir hasta, işte komplikasyonları aslında İbrahim bahsetti, ne oluyor dedi ya, hani hiç bu hastaları takip etmek zorunda kaldınız mı? Başınızdan geçen bir anı var mı? Yani bu tabii ki komplikasyondan bahsediyorum, malpraktisten bahsetmiyorum, yanlış anlaşılmasın. Diyeceğiniz bir şey var mı? Yani mesela nelerle karşılaştınız komplikasyon olarak, nasıl bunun üstesinden geldiniz veya nelerle karşılaşabiliriz? Akımla alakalı bir şey söyleyeceğim. Çok pardon hocam. Hani ben de bir hastanede travma takımı, stroke takımı, böyle MI takımları olmasının çok güzel, göze hoş bir şey olduğunu, kulağa hoş bir şey olduğunu düşünüyorum ama ya bizim hastanemiz genelinde demeyeyim de ben daha önceden çok kısa sürede bir profesyonel olarak çalıştığım yerde de şey oldu. Takımda bizde ana etmen personel birazcık. Yani o olmadan hani hastanın aslında hiçbir işi şey olmuyor. Yani ve İbrahim dediği gibi bizde de o personeli bulup gönderdiğimiz zaman haber veriyoruz nörola, şey yapıyor. O da BT'ye iniyor. Mesela bizde o yönden motive bir nörolog ekibi var ama hani onların da imkanları birazcık kısıtlı. Başta da anlattığım gibi yani ünitelerinde yeterli hasta takip edecek yerleri olmadığı için aslında hastayı acilde takip ediyorlar. Benim kremli asistanlık dönemimde 3 tane bir nöbetimde şey TPA indikasyonu olan hasta gelmişti. Biri TPA'yı verirken trombektomiye gitti bizim hastanede. Bir başka dış merkeze gitmişti. Biri de kontrol BT'sini çektikten sonra TPA sonrasında bayağı kanaması vardı. Sağ hemisferini komple dolduracak kadar. Mesela biz hani o kanama tedavisinde hani nereşe haber verip acaba bir hani boşaltmaya yönelik bir acil cerrahi işlem yapar mı dedik ama bilmiyorum bu tür konularda hani cerrahların işte başta dediniz ya biz biraz daha hani cevval Kore gazileri hani cevvaller olarak davranıyoruz ama onlar bizim kadar neden düşünmüyor ben onu hiç bilmiyorum. Yani evet adamın artık yarısı kanamış beyninin bir şey yapmayacak mıyız? Yoğun bakım takip mesela dediler. Hastayı entübe ettik. İşte antihipertansifine başladık. Tansiyon da yüksekti. Yükseldi bir anda. Biz aslında da TPA verirken 140 yani 90'lar civarındaydı. 180'lere çıkmıştı. Yani antihipertansifine başladık. Kimi yerde tranexamik asit hani verin diyor. Hani biz de onu başlamıştık şey olarak. Antiödem tedavisi başladık bayağı. Çünkü şey, enflasyona gelecek bir durum vardı. Ama entübe edip, stabil edip hastayı yoğun bakıma göndermiştik. Hani bilmiyorum siz hiç şey verdiniz mi? Fibrinojen, TDP'ler ya da TPA'nın da bir antidotu benim bildiğim kadarıyla yok ama bir yerde aminokaprik asit diye bir şey hani okumuştum. Bilmiyorum hiç öyle bir ilacınız. Bu sorusuydu ben, o ya ben girerken aminokaprik asit. Ya hiç hani ben öyle bir şey hiç yani gördüm. Delta aminolevinin verdin mi? Verdin yani onu artık çekemiyorsun yani şeyde. Bizim hani benim başıma gelen bu olmuştu. Anımda böyleydi yani. Hani cerrahın bizde birazcık şeyi vardı. Korkusu vardı. Almadılar hastayı. Ama orada ben şöyle bir itirazda bulunurum buna. Mesela hani diyorsun ya yani aslında burada da hemfikiriz. Çok biz takip etmiyoruz. Ne oluyor bilmiyoruz. İşte demin İbrahim dedi hani 3-4 hastam oldu. Sadece birini öğrendim falan. Ya büyük ihtimalle tek hemisferi kanamış adam ameliyat olsa da olmasa da geri dönüşü çok iyi olmuyor. Yani şunu demek istiyorum. Biz hani yine acil tıpçı mantalitesiyle ya bir sorun var ve o sorunu çözelim. Yani işte
şişe akıtıyor, tıkayalım. Şişe çok işte şişti, delik açalım falan. Hani bizim kafamız böyle çalışıyor. Bu bir mesleki deformasyon belki de. Hani bir sorun var ve biz hemen çözelim falan gibi düşünüyoruz ama aslında çalışmalarda da gösterilmiş ki hani bu nöroşirurji tarafından müdahale edilebilecek hastaların yani işte herniyasyon öncesi tamam skalpının bir kısmını çıkar, dekompresif cerrahi yap ama yani olan olmuş çok büyük, yani genelde katastrofik oluyor o kanamalar demek istiyorum. Ya belki de şu abi, hani bu sorduğun soru vardı ya, yani tanıdığınız birisinin başına gelse işte böyle bir şey dener misiniz, denemez misiniz? Şimdi ağır bir SVO ile gelen hasta da, yani işte ağırdan kastım da gene tabii ne NHS skoru çok yüksek olsun ne çok az olsun. Ortada kalan bir hasta diyelim, yani trombolitik için bugün için endikasyon sayılan bir aralıkta bir hasta diyelim. Ya çok da yapılacak bir tedavi yok. Yani eğer biz trombolitik, trombektomi gibi bir şey, bir seçeneğimiz yoksa açıkçası bu hastalar hani o haliyle kalabiliyor. Şimdi bir daha öncesinde tamamen normal olan işte genç bir hasta diyelim bir inme geçirdi. Biz yani sonuçta sürekli acil servislerde böyle hastalara denk geliyoruz. Yani biz tedavi seçeneği sunmak da bir bence şey. Yani burada evet üçte biri böyle gidiyor, üçte biri böyle gidiyor falan ama hani hastaya da o anda sorma şansınız olsa, ya ömür boyu böyle kalmak mı yoksa böyle bir riski almak mı eline? Ya muhtemelen birçoğu da tamam ben bu riski alayım diyecektir gibi düşünüyorum. Aslında belki bir acilcilerin bu konuda biraz daha böyle proaktif davranmasının sebebi bu. Çünkü gerçekten çok iyi sonuçlar elde edildiği de oluyor. Ama bir yandan da bunu yapmadığımız zaman hani ne kadar düzeliyor ve ne kadar iyi düzeliyor orası da biraz. Ama burada bizim sıkıntımız şu, VT geçiren dama tabiri caizse çarptıktan sonra düzeldiğini gördüğümüz için hani bizim öyle bir kötü yanımız var yani. Hani yani uzun süre hastalar yani hastayı bir anda toparlıyor, ne bileyim hipertans akciğer ödemi geliyor, çok kötü soluyor. Bir tedaviye başlıyoruz force direzde ve şeyle ventilatöre bağlayıp sonra hasta neredeyse yürüyüp gidecek hale geliyor. Yani biz bunları gördüğümüz için niye denemeyelim diye öyle bir ama işte soru şu oluyor. Stroke'da tromboliz bu kadar dramatik bir tedavi mi? Değil aslında. Hani NINS çalışması var, ünlü bir sürü çalışma var. Yani bunla, bu çalışmaların şimdi Emre Kaşgöz yapıyor oradan görüyorum ama o trombolitin has bir savunucusu. Hani bu çalışmaların aldığı popülasyonda biraz taraflı sanırım, olduğu sanırım şöyle anısta olması lazım. Bir yazı vardı yani onu da bir podcast'te konuşuyorlardı. Ya bu konuda yapılan çalışmaların bir kısmı da dediğiniz gibi protokolleri de farklı. Yani hı-hı, sadece BT çekmiş evet, ve ondan sonra demiş ki bu hasta evet demiş işte SVO'dur deyip yoğun bakıma yatırıyor ve işte trombolitin uyguluyor falan ama diyor ki acaba hani bizim SVO sandıklarımızın hepsi SVO muydu diyor. Yani siz şimdi evet, hepimize çok geliyor. Yani yaşlı hasta bilinç bozukluğuyla geliyor. Yani bunların hepsine bir beyin BT çekip aa bir şey görmedik SVO'ymuş deyip hani bir şeyler yapalıma da girişebilirsiniz. Aa sepsistir diye diyebilirsiniz. Yani arada mutlaka hani eğer net bir şekilde görüntüleyemediysen atladığın ve yani SVO olduğunu düşündüğün vakalarda oluyordur ve çalışmalara bunların da dahil edildiğini düşünüyorlar. Özellikle evet, belli bir yaşınız. Bu da sonuçta trombolitin başarı şeyini değiştiriyor. Ama hani net olarak trombolitik uygulanabilecek bir damar tıkanıklığı gördüğümüz vakalar sadece dahil edilebilseydi ve hani çalışmaların hepsi bu standartta yürütülebilseydi sanki sonuç daha da farklı olurdu gibi geliyor. Yani Türkiye'deki standartlarda hepsine MR çekiyoruz, hepsine BT çekiyoruz, net olarak görüyoruz. Yani şimdi biz ADC karşıtı olan şöyle bir enfarkt alanımız var gibi net gördükten sonra bunları zaten yapıyoruz. Hani belki de sonuçlar biraz daha yüz güldürücü olabilirdi gibi geliyor kendi adıma. Bunların klinik ağırlıklandırma skorları yapılmıyor aslında. Çalışmaların gerçekten İbrahim dediği gibi en çok eleştirilen tarafları bunlar. Yani diyorlar ki işte acilde alan kısmının iyi gitmiş ama bu çalışmada hafif hastalar almışlar. Hı hı. Burada diyorlar ki işte bu hastalar almışlar bunların klinik olarak çok kötü. O yüzden hani değerlendirirken farklı değerlendirmek lazım. O kısmına da aslında değinmek çok önemli. Yani pek çok kez ditik verirken 10. dakikasında düzelen genç hastayı böyle sevinirken nörologla göz göze gelip acaba TIA'ya mı verdik biz bu litiği diye çok sorduk. Yani evet hasta inme kliniği böyle beyin BT'sinde bir şey yok. Litiğini başladık her şeyini düzelttik. Hasta küt diye düzeldi. Ya arkadaş hani bu kadar mı mucizevi yani verdiğimiz tedavi? Acaba biz TIA'ya mı verdik falan diye böyle over treatment yapıyor muyuz bazen diye düşünmemek elde değil. Ya da almaması gereken bir hastaya işte skorlamasını hani böyle sınırdayken, yaşı sınırdayken ısrarla vermeye çalışmak
kanamasına sebebiyet verecek mi? Bunlar birazcık aklıma gelen konulardan. Bir de skorlamayı hesaplamak da çok kolay değil. Yani oyuncu açısı skorunu yani sadece yani tecrübesi olmayan birisinin kendi adıma çok mesela yani GKS bile biliyorsunuz yani doktordan doktora ne kadar değişiyor yorumlarken. Hele bu skorlamada daha da şey yani benim 20 dediğime öbürü 15 diyebilir gibi böyle arada ciddi bir fark da oluşabiliyor. Hani orada belki bu konuda eğitim almış kişiler zaten değerlendirmesi hani onların yapması önerildiği için belki ona da dikkat etmekte fayda var. Aslında stroke'tan sonra nöroloğa bırakmak lazım. Evet, hayatı kurtaran şey iyi nörolojik bakım, iyi yoğun bakım bakımı. İşte demin bu bahsettiğimiz nöroprotektif çözümlerin, nöroprotektif hedeflerin hepsinin sağlanması gibi bir argüman da var. Yani sen ne yaparsan yap, PT versen de vermesen burada, de. Burada bu söylediğinizden şey aklıma geldi abi. Hani bizde gerçekten böyle hani yatalak hastaların, evde bakım hastalarıyla ilgili de ciddi bir eksiğimiz var. Hı-hı. Yani genel olarak bir eksiğimiz var. Doktorlar nezdinde düşünmüyorum da. Hani mesela bizde işte hasta çok sık geliyordur. İşte hasta yutamıyor. İşte NG takalım. İşte NG'si var pek takalım mı falan. Hı-hı. Onunla ilgili bir arkadaşım şey demişti. Yani bir Avrupa ülkesinde işte hastaya işte fiber optikle bakıp işte hastanın gag refleksi var mıdır? İşte hı-hı, ona göre işte sıvıyla başlıyorlar vesaire falan gibi. Yani SBO geçen her hastalığı böyle bir protokollerinin olduğundan bahsediyordu. Şimdi mesela bize çok sık aspirasyon pnömonisiyle işte sepsis diyorum SBO hastaları veya yatalak hastalar geliyor. Düşünüyorum yani bir şeyler yutturmaya çalış, yutuyor mu? Tamam, yutabiliyor diyoruz ama aslında bunlar aspire ediyor yani ve böyle çok sık hasta geliyor. Aslında dediğiniz gibi belki bunların bakımını tam uygulayabilsek hani intrakranial kanamaların da birçoğu aslında iyileşecek. Belki sekelsiz düzelecek. SVO'ların da belki çok iyi bir şekilde fizik tedavisini de alabilse, evde bakımı çok iyi şekilde görebilse belki zaten bunlar belki bu kadar dramatik tedaviler uygulamasak bile tedavi olabilecekler. Yani geçen seride de bölümde de konuştuğumuz gibi aslında bütüncül bir bakım eksikliğinin olduğu bir başka bir alanda belki de inme tedavisi. İngiltere'de de konuşma ve yutma terapistleri var. Speech ve işte ne diyorlar bakayım. Neyse şimdi tam adına linguistic speech bir de swallow terapi mi öyle bir şey diyorlar işte. Bununla görevlendirilmiş bir uzman hemşire var. Bütün stroke hastalarını bütün gün 8'den 5'e kadar dolaşıp bu assessment'ı, bu değerlendirmeyi yapıp kaydediyor. Onun skorlarına göre dediğin tedaviler başlanıyor falan filan. Yani bu tarz bir bakım hizmetinin Türkiye'de standartlaşması için yıllar var. Belki de hiç olamayacak. Bu bir kültür yani. Ama burada da bütüncül olmaması yani. Ben biraz herhalde çok acilciyim. Böyle işte yutmadan, şundan, bundan böyle ileri terapilerden bahsediliyor. Böyle tüylerim diken diken oluyor. Biz hele kendimizi bir standartize edelim istiyorum. Yani buradan selam olsun. Arif Alper Çevik sağ olsun bir keresinde şey demişti eskiye çıkışlığıma. İşte ben diyorum hocam 3 gün sonra şöyle olur, 5 gün sonra böyle bir olur. Oğlum dedi. Altın saatler var dedi. Senin işin bu kısmı. Burayı çok iyi yap. Bundan sonra neler oluyor o kısmını düşünelim. Yani biz kendi kliniğimizde akut inmeli bir hastaya trombolitik tedavisini vermek için optimal şartları sağlamalıyız. Benim gördüğüm en büyük eksiklikler bir, geç fark edilmesi, iki, geç konsülte edilmesi. Çünkü az önce bahsettiğim stroke üniteleri gibi bir şeyler yok. Bizim bir asistanımız Amerika'ya gitmişti. Oradaki işte ne yaptın ne ettin diye. Ya çok böyle ilginç bir sistemleri var işte stroke team'den bahsediyor. İnme geliyor dediler. Aldır uldur 10 kişi aynı anda indi. Böyle bayağı hastaya baktılar. Kan şekeri düşükmüş. Dextrose taktılar. Düzelince aldır uldur 10 kişi geri gitti diyor. Bizim elimizde böyle takımlar yok. Böyle imkanlar da yok. O yüzden kendi içerimizdeki basit şeyleri standartize etmemiz lazım. Bazen kliniğimizde trombolitik verebiliyoruz ama kliniğin içine trombolitik olmuyor. Personelin gidip bir saat sonra getirebileceği bir yerde oluyor. Eczane gibi. Belki de kendi kliniklerimizdeki bazı mikro management'larla bu ilaç süresini hızlandırma, görüntülemeyi hızlandırma, işte konsültasyonu aktive etme işine birazcık daha yoğunlaşmamız ben daha çok yol aldıracağını düşünüyorum en azından hastalar için. Herhalde nörolojiyle beraber çalışmak bu konuyla ilgili elimizden acil servislerimize elimizden gelen bu tarz önlemleri almak ve nörolojiyle beraber çalışmak önemli. Melis yani hiç konuşturmadık seni ya. Biz o sistemi aslında kurduk bizim Marmara'daki nörolojiyle. Hı hı. Onu söyleyecektim. Yani fena değiliz aslında. Ne oluyor? Ama, istersen onu anlat.
Mesela ya kapıdan... Kayıtta değilken anlatayım onu. Yok şu an şeyimiz iyi. Yani hasta geliyor. Eş zamanlı olarak işte gerekiyorsa personeller arıyor tomografiyi. BT anjiyo hızlıca gidiyor. Hani başka hastanın önüne de alınıyor. Hani hasta sıra falan varsa önüne de alınıyor bu hastalar. Nöroloji doktoru iniyor bir yandan. Hani bu gerçekten bir adaysa bu iş eğer uygunsa hasta uygulanıyor. Onun dışında hani benim hani Emir'in de anlattığı böyle dramatik olaylar, kanama olması, işte hastanın daha da genel durumun kötüleşmesi, tansiyonun fırlaması. Genelde daha büyük alanda, daha büyük inmelerde görüyoruz. Şey bu arada yine yani 40 dakikayı doldurmak üzereyiz. İsterseniz son sözlerle toparlayalım. Sonra da editleyerek bir şekilde konuşmasını gerektiğini düşündüğünüz bir konu kaldı mı? Hiç anafilaksi geçiren oldu mu? TPA verdikten sonra. Bizim bir tane de öyle vakamız olmuştu. Ama herhalde. Yani. Biz onu poster yaptık galiba şu evet. an. Anafilaksi. Bir tane öyle vakamız olmuştu. Normal anafilaksi protokolünü uygulamıştık. Ya o da çok ilginçti. Sonra tabii literatüre baktığında birçok hastada olduğunu görüyorsun ama hani senin karşılaşman hani her zaman hani ilk sana ait hani ilk sen yaşıyormuşsun gibi oluyor ama orada da hani sadece normal protokol uyguladığımız böyle bir şeyin başına gelebileceğini, sadece kontraindikasyon sonrasında olan şey kanama değil, anafilaksi de hani oluyor mu? Vallahi oluyormuş yani. Yani onu en azından gördük. Bunu yani benim ekstradan söyleyeceğim, evet yani bu yönde yine iş birazcık bana göre acilciye kalıyor. Can abi senin de dediğin gibi nörologla bir iletişim kurarak böyle bir ekip oluşturma demeyeyim de en azından bir protokolü, guideline'ın protokolünü hastaneye mümkün olduğunca evrilterek, kendi imkanlarımızda varsa tabii yani bahsettiğimiz hastanelerin hepsinde şu an kraniyel BT demek ki çekebiliyoruz hepimizin çalıştığı hastanede ama hala çekilemeyen hastaneler var. Yani ve birazcık da burada aslında iş 112'ye de kalıyor. Doğru hastaneye götürebilmesine bağlı bir durum. Bazen çünkü 112 en yakın hastane dediği yeri iyi anlatamıyorsa ya da hastadan anamnezi iyi kalamıyorsa ilk noktada hastane öncesindeki bakılması gereken belki sınıflandırmalar, BFAST olabilir, Cincinnati skalası olabilir. Onları eğer ATT'ler, personel ekibi iyi bilmiyorsa hastaya yanlış anlattığında yanlış yere gidebiliyor. Oraya gittiğinde o zaman bir acaba tele komünikasyon yapılıp o icapçı nöroloğuyla konuşabiliyor mu? İnsanların aslında başladığı yerlerde belki böyle bir çalışmaları yapması lazım. Biz o yönden evet şanslıyız. Hazır bir ekip var. Hevesli bir nörolog ekibi var. Konuşuyoruz. Şöyle yapalım, böyle yapalım diyor. Konsult notlarına bile bizde saatler giriliyor. 3 saatte BT girildi. 3 saatte BT anjiyo çekildi. Sonucu bu. Trombektomi için şurayla konuşuldu. Hani biraz herkes anlıyorum güvence altına almak için bunu yapıyor ama aslında birazcık da karşı tarafa, ya okuyana da bana göre öğretme adına da yapılan şeyler bunlar. Gittiğimiz yerlerde benim en son söyleyebileceğim şey olabilir. Nörologla, kardiyologla bu tür TPA indikasyonu, acil müdahale gerektirecek hastalar için protokolün ne olduğunu öğrenmek, neler yapıldığını öğrenmek. Emre demişti sanırım, ilaç var mı? Bir kere en önemlisi de o. Bizde bir ara ilacın olmadığı günler yaşadık biz. Yani inme merkeziyiz. İlaç yok. Hani madem 112 dilekçe yazmıştık. Hani ilaç yok. Ne yapacağım? Ama olabiliyor bu. Hani ne bileyim bazen de başka türlü ilaç olmuyor. Sonra hemen tedarik edildi. Onda sıkıntı olmadı ama hani böyle durumlar olabiliyor. Her zaman aslında burada acilcinin önemli rolü ortaya çıkıyor. Yani ekiple konuşup organizasyonu yapması gereken, ekipmanların kontrolünü yapması gereken bizler oluyoruz. Son söyleyeceğim hani bunlar. Başka çok onu söyleyeceğim bir şey yok benim. Evet, son sözler. Emre'ciğim. Ben de gireyim. Kısaca kendi ekipmanımızı, ekibimiz, acilimiz tanımamız lazım. Verebiliyorsak daha iyi nasıl yaparız? Veremiyorsak biz bu merkezde bu tedaviyi sağlayabilir miyiz sorusunu herkes kendi kliniğinde sormalı. Çünkü time is muscle haricinde time is brain de çok söyleniyor. İşte bu yüzden hastane öncesi kısımlarından da bahsettik. Tedavi protokollerinden de bahsettik.
Birazcık kendi içerisimizde çeki düzen vererek ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Teşekkürler. Sevgili İbrahim. Uygun endikasyonlarda trombolitin, trombektominin önemli olduğunu, kapıdan giren bir SBO hastasında, yani her hastada SBO'yu düşünerek ve onlarda zamanın da önemli olduğunu düşünerek, yani bir MI hastası gibi, hani onun kadar dramatik olmasa da hayatında büyük katkılarımız olabileceğini düşünüp ona göre davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet, Melis. Benim de söyleyeceğim şöyle toparlayayım. Her hastanenin kendi dinamiği farklı. Bunu konuştuk zaten. SVO'da da dediğim gibi hani imkanlarımızı en optimal, her hastane nasıl en iyi hali? Kimisinin işte personelini hızlandırabilir, kimisi işte konsültasyonları hızlandırabilir, kimisi tomografiye bir şekilde hani o daha optimize edebilir. Benim hani bununla ilgili söyleyeceğim hani inmenin dediğim gibi çok büyük olmamasını umut ederek öylelikle TPA'ya hani daha bir yani uygun olacağını düşünüyorum. Daha böyle gri zondaki hastalar biraz daha hani ileri ağıra doğru giden hastalarda bazen komplikasyonlar da üzebiliyor. Diyeceğim benim bu şekilde. Evet, bu inme ve tromboliz konusunu hızlıca toparlamaya çalıştık. Herhalde söylediklerimizdeki ortak payda hepimizin söylediği şeyler, diyalog ve bütüncül yaklaşım gerekliliğini de ben ekleyeyim. Dinleyen herkese teşekkür edelim. Sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim.